Merhaba arkadaşlar, ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. New Holland T55 2014 model. Bu traktörün detaylıca bir incelemesini yapalım bakalım. Tarla tipi, yani B değil. Sadece New Holland TT55. Traktörümüz isimden de anlaşıldığı gibi 55 beygir gücünde. 3 silindirli New Holland'ın yerli motorunu kullanıyor. Turbo intercooler bu motorun üzerinde var. 226 Nm torku 1400 devir bölü dakikada sunan canavar gibi bir motor var. Traktörün toplam ağırlığı 2400 kg. Tek çeker bir traktör. Şöyle bir etrafından da bakalım. Dizaynı, çekiciliği traktörün güzel. 8 ileri 2 geri şanzımana sahip, shuttle yok. Geri ileri shuttle yok arkadaşlar. Tek negatif tarafı, eksi tarafı onu görebiliriz. Onun haricinde çok tutulan, çok sevilen bir traktör. Ağırlığı ideal. Alt açıklığı zaten mükemmel. Sahibi de Ömer kardeşimiz, buna teşekkür ediyorum. Bu kadardı değil mi geldiğinde? Geldiğinde böyleydi yani. Geldiğinde 4 tane. Tamam, tamam. 4 tane ağırlık var. 30'ar kilogramdan 4 tane ağırlık var önde. Ön lastik yabıtları 6 çift 0.16'dır. 6.50 16. Evet, 6.50 16. Çift 0 değil arkadaşlar. Biraz daha yükseği. Arka lastik yabıtları ise 14.9.28. Yani sarı Fiat traktörlerin arka tekerin büyüklüğünde. Bahçe serisi olmadığı için, yükseltme için. 64 litre yakıt tankı kapasitesi var. Sadece solda. Ön tarafta yakıt tankı var. Şuradan egzoz soldan verilmiş. Motor kapıdan açalım. İçini bir göstereyim ben size. Evet. Tek noktalı bir hafiftesi var. Bunlarda fazla tıkanma olmuyor. Çok noktalılar. Şuradan çok delik olanlar. Çok çabuk tıkanıyor. Bunlarda fazla tıkanma olmuyor nedense. Kaba toz tutucuyu koymuşlar şuraya. Şu ayrıntı güzel. Mesela tozlu bir ortamda ya da bir küçük yaprakların olduğu yerde tıkanma oluyor. Yani radyatörün hava almasını engelliyor. Yani bu toz tutucu gerçekten çok faydalı bir şey. Küçük ama çok önemli. Turbo cooler'ın, intercooler'ın soğutması. Radyatör. Hall set'in yine güzel bir turbosu var. Sorunsuz, sıkıntısız. İsmi görüyorsunuz. New Holland'ın yerli motoru var üzerinde. Çok tutulan, çok performanslı. Yani yakıt olarak da ve uzun ömürlük olarak da çok güzel. Bu motor çok güzel motor. Susturucuyu şuraya koymuşlar. Kaputun altında. Kaput bakalit kompozit yapılmış. Saç değil. Akü tabi değiştirmişlerdir. 90 amperde takılır buna. 105'te takılır. Akü değişmiş. Orijinal aküsü değil. Arka hidrolik beynine giden yağın filtresi. Mazot filtresi. Şurada arka frenler hidrolik yağ takviyeli. Arka frenler var. Yani basınç artırmıyor. Sadece aradaki iletiyi, yani frenle pedal arasındaki iletiyi sağlıyor. Yani artı bir güç sunmuyor fren olarak. Hidrodireksiyonun yağ kutusu. Pompasına bakmak istiyorum ama boş. Boş'un pompası var arkadaşlar ama Hindistan üretimi olduğunu düşünmüyorum ama Boş'un pompası var. Bu traktörü çalıştıracağız. Şöyle bir kullanımını da yapacağız. Neler sunuyor bize? Kaputu kapatalım. Ama bayağı bir çalışma arası. Güzel yani. Kaputu şöyle yandan göstereyim. Bayağı bir dik kalkıyor. Yani burada rahat rahat tamirci işini görebilir. Rahat rahat görür yani. Evet. Önde iki tane şöyle far yapıları halojen. Yanda da geniş aydınlatma var arkadaşlar. Çalışırken daha geniş bir alanı aydınlatıyor. Güzel bir şey. Parklar, sinyaller. Şurada bir basamak yapılmış. Haf esniyor ama sağlam yalnız. Şunu da ayrıntıyı da geçmek istemiyorum. Yakıt deposu plastik ama altında şöyle sağlam, kalın bir saç var altında. Motor yağını, yağ seviyesini, bu kapağın içinde bir çubuk var. Kapı açarak hem yağ seviyesine bakıyorsunuz hem yağ ilavesini buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Türk traktörünün üretimidir. İki tane ağırlık var arkada. İki sağda, iki solda. 55'er 110 kilo burada. 110 kilo öbür tarafta, 220 kilogram ağırlığı var. Şimdi arkaya doğru gelelim.
arkada bize neler sunuyor. Kaldırma kapasitesinden direkt başlayalım. 2200 kilogram kaldırma kapasitesi var arkadaşlar. Bu traktör 2200 kilogram kaldırma kapasitesi var. 2 tane hidro çıkışı var. Kuyruk milinin çift devir var burada arkadaşlar. Şunu açayım. Şu mandalla geçmesi biraz sert. Şu mandalı bu tarafa yukarı ittirdiğinizde 750 devre, yani 540 ekonomiye geçiyor. Şu andaki 540. Yani çift kuyruk mili devri var burada. Fitesi buradan. İçeride sadece motordan ve arka tekerden hareketini almak istiyorsunuz. Onları işleri yapabiliyorsunuz yönde. Kuyruk mili burada. Düz çekiyi kaldırmışlar. Buraya pehlivan çekiyi aşağı indirmişler. Bu şekilde kullanıyor arkadaş. Hidrolik hassasiyetini orta koldan alıyor arkadaşlar. Orta kolun bunlarda 3 tane bağlantı noktası var burada. Üstteki en hafif işlerin olduğu yerde. Alttaki de en ağır işlerin olduğu yere kullanın. Ortada çift sürerken şu ortadaki deliği kullanın. Bu şu anda yanlış yerde. Ortadaki deliği kullanın ve şurada bir mandal var. Çekiç gibi. Aradaki yayın hareketini kısıtlayan bir çekiç gibi bir parça var. O şu an açık konumda. Çift sürerken böyle açık konumda bırakın. Çift bitten sonra araya takıp aradaki yay hareketini kısıtlayabilirsiniz. Bunun faydası var. Traktörde car dişçisi var. Arka kovan şöyle. Bunlar car dişçi dışarıda. T480 ve T580'lerde içe almışlar. Burada dışarıda. New Holland'ın şöyle bir değişik traktör modellerinde New Holland ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Şu civataları sökerler kovanı. Şöyle aşağı doğru çevirdiklerinde traktör yükselir. Yukarı doğru çevirdiklerinde de traktör alçalır. Yani kovanı değiştirmezler. Yeni değişik modellerde sadece bu çevirme işlemini kullandıkları gibi traktörün boyutunu alçaltıp yükseltebilirler. Böyle bir yapısı var. Bu çoğu traktörde yok. Sen New Holland'a özgü bir durum. Hadi bakalım içine gidelim. İçinde bize neler sunuyor. Şu şamandırasının girişi. Mazot hortumuna girişi ve çıkışları. Şöyle içine geçelim bakalım yavaş yavaş. 8 ileri 2 geri şanzımanı var. Takviye kolumuz. El frenimiz. Kuyruk milini çalıştırma kolu. Şu da motordan mı hareketini istiyorsunuz? Yoksa arka tekerlerden mi hareketini istiyorsunuz? Kuyruk milinin dönme hareketini istiyorsunuz. Onun kararını şu koldan veriyorsunuz. Çalıştırması şu koldan başlıyor. Kuyruk miliyle alakalı sarı lazer, sarı renk genelde kuyruk miline hitap eder. Şöyle oturalım. Oh. İçten görünüş bir şekilde. Güzel ya üstü falan. Değişik bir ortam. Sol taraf şöyle söyleyeyim. El freni. Sağ tarafa gelelim. El gazını şuraya konumlandırmışlar. TT55'lerde el gazı şöyle. İleride yükseliyor. Geride düşüyor. Liftomatik. Ay çok yumuşak. Çok güzel ya. Mükemmel. Şuna bakın. Yumuşacık. Hiç zorlanmaz. Kollarımız bu şekilde. Şimdi üstteki dıştaki kol. Dıştaki kol pozisyon kol arkadaşlar. Kademe kademe arka hidroliği kaldırıp kademe kademe indiriyorsunuz. İçteki kolda çift sürerken kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şunu en alta indirin. Pozisyon kolunu. Çift sürerken şu çekik kolunu, hassasiyet kolunu istediğiniz ayarı yaptıktan sonra bütün işlemleri liftomatikle bitirebiliyorsunuz. Bunların hidro sistemi çok güzeldir. Bir sıkıntı var mı Ömer? Hidro sisteminde çift sürerken... Yok, ben hiç çift sürmedim ama. Buna hiç çift sürmedin. Dağda olduğum için, yüksek olduğu için hiç sürmedim yani. Ama traktör çok güzel, memnunum yani. Yakıtından? Yakıtından da güzel abi. Bunlar 240 kadar yakıyormuş abi. Evet. Birazcık, servisini danışmıştım New Holland için. 240 ile beraber yaktığını söylemişti bana. Anladım. Yani çok az belki fark olabilir ama fazla fark olacağını hiç düşünmüyorum. Gerçekten bunun yakıtı az. Yüzler almış olsam 2-3 gün gelip gidiyorum yani traktörüne. Ne kadar? Çeker, buradan bahçe ne kadar uzaklığı? Buradan bahçe aşağı yukarı 13 kilometre falan. 13 kilometre yere git gel tabii 26-30 kilometre diyelim. Aynen. 3 gün 4 gün gidiyorsunuz 100 lira mazotla. Aynen. Güzel. Bence güzel. Ama boş gidiyorsun. Yükle gitmiyorsun da böyle gidip geliyorsun sadece. Aynen aynen. Sepetle, arkadaki sepetle. Sepetle. Romorkla. Oğlum falan koyacağımız zaman, indir falan koyacağımız zaman hani rahat ediyoruz yani. Kullanım zaten rahat. Kullanım zaten iyi. Mesela, zaten. Tabii kullanım. Hani yürüyen aksamada çok güzel yani.
Yani traktör 10 numara yani. Gerçi doğru. Şimdi doğrusunu konuşalım. Şimdi tabi ufak bir eksikleri var. Şatır olsa daha güzel olurdu. Aynen. Aynı gittiğin hızla geri gitsen daha başka olurdu. Aynen. Hı-hı. Arka tek hidrolik, iki tane hidrolik çıkışı vardı. Onun kumanda kolu. Buradan o iki çıkışı kontrol edebiliyorsunuz. Basıncını verip veya geri alabiliyorsunuz. Şöyle viteslere geçelim. Viteslerin kaç saatte traktör? 1719 saatte. Vay, vitese bakın arkadaşlar. Şuna bak. Tık tık. Şöyle. Şöyle. Sağa çekip ben biraz gerinin olduğu yerde ittirdim de ondan takıldı. Şuna. Çalıştım daha yumuşak oldu. Kesin yani daha yumuşak olur. Evet. Şuna bakın. Ve 1700 saatte bu traktör takır takır maşallah. Şu şu anda takviyede orta boş, geri seri. Yani hızlı kademesinde. Viteslerde şöyle 1 2 şuradan 3 4 çatır çatır ya çok güzel ya. Şurada geri. Çok güzel vites var gerçekten. Ömer süper bir vites var. Bunlar da ibreş hakikaten yumuşacık ya. Keşke başaklarda böyle yapabilseler. Ama başakların tarat seyirleri de böyle yumuşak ama bahçe seyirleri çok sert. Yumuşacık bir debriyaj. Fren. Frenden iyi misin? Fren kuvvetinden memnun musun Ömer? Memnunum. Fren çok güzel. Mesela bir ileri doğru gittim mi bastım lak diye duruyor yani. Tamam. Şimdi deneyeceğiz zaten. Şey yapıyor. Biraz sonra deneyeceğiz zaten. Ama yumuşak bir basışı var. Yeri güzel. Gaz pedalının olduğu yer çok güzel. Yer. Mesela arka için sürerken sağda biraz. Şu arkadaşlar görebiliyor musunuz? Patinaj pedalı. Yani arka diferansiyel kilidi. Şu topumla bastığım şey. Arka tekerleri kilitliyor. Göstergeye geçelim hemen kısa bir. Ondan sonra çalıştıralım bakalım. Hem sesi de güzel. Bir seyri mi değil mi? Bir traktöre bakalım. Devir saati. Yakıt göstergesi. Hayat göstergesi. Şurada dijital çalışma saati var. Şunlar da uyarı lambaları. Şöyle uyarı lambaları var. Burada ışıklar, dörtlü flaşörler, kontak burada. Çalıştıralım bakalım. Şurada hafif takımı yapıyor. Neyse. Bir geri çıkalım. Bunların yağlaması yapabilirsin. Aynen. Tamam, böyle iyi. Yani yumuşatabilirsin. El gazı böyle. Seri alalım. Turu zaten bunlarda şöyle arkadaşlar. Tek çeker olduğundan efsane bir tur var yani. Efsane. Şöyle. İzin üzerinden dönüyor traktör. Ha, tek çekerlerin geneli böyle. Birinci vites. Ha, çok şey ya. Güzel kullanım var. Şurada bir yere duralım. Oo, fren iyi. Birinci vites. 1500 devir 2. 1500 devir 3 aldım. Gerçekten çok güzel fren var ya. Aa, bahçe seyirlerinde bu fren yok ya. İkinci vites. Dönüş yapalım. Serbest. Şuradan yani bir tur yerden dönebiliyor. Şöyle. Şöyle. Tek turda dönebiliyoruz. Dönüş açısı gerçekten çok güzel. Ya fren deniyor. O gerçekten çok güzel fren ya. Bir ilk basış sert arkadaşlar. Tam kavram noktasına vardığınızda fren bayağı bir kuvvetli ya. Şurada teker görünmüyor. 2, 3. 4. Vites geçişleri güzel. Debriyaj kavraması güzel. Gerçekten 10 numara bir traktör.
Çok güzel ya. Direksiyon yumuşaklığı bayağı güzel. Direksiyon yükseklik açıklığı ayarı var. Şurada duralım. Evet. Gerçekten güzel ya. Neolant TT55B'den bu kadar arkadaşlar. Yalnız gerçekten düzeni güzel Ömer. Gerçekten bak. Çekim yaptığından için söylemiyorum. Çok beğendim düzenini. Frenini beğendim. Az fren pedalı sert gibi ama kavradığı yerde çok sağlam tutuyor. Gerçekten dediğin gibi. Gerçekten de öyle. Bu şekilde arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın kanalıma. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Kartlardaki videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sese bak ya. Çok güzel sesi var.